tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Bu sayısı sattık. Kaça sattık sayısı? Ona satar mıyız? Keşke. O yaşa 10. biraz zor ama. 10 liraya ama sattık diyelim. Çok iyi olur. 10 liraya sattık. 5 bu, mi diyorsun? Bu 10 liraya... Gerçekçisi 5. 5'e sattık. 5'e de diyelim ki 20 bin imza parası şu bu verdik diyelim. Olur mu? 20 bin olur mu? Veya senin Igor. Igor olur mu? Olur tabi abi. Tamam. Ayar'da olur, Igor'da olur. Sen böyle sol hatta, stoperi şeyi almayacaksın mı abi? Zaten adam diyelim. solak yani tamam. Omer Koley. Hatta 3 de. Sağ dedi. stoperi alacaksın Ayar'ı da. Tamam Ayar'ı Ayar, 3 milyon alır, alır mıyız 3 milyona? Aldık diyelim. En Sağ azından kiralarız. Alttan bıraktan. girdik, üstten çıktık, üç aldık. 2 milyon euroya başka nereye transfer yapsın bu adam? Kalsın maaş ödersin. O yüzden birazcık oyuncu alman, birazcık bir şey satman lazım. Altlık yapma teorini geç. Kim şey de gördük altlık teorini sen. Bir şey satmazsan olmaz ya. Kim Minj'e geçen Peki, sene Fenerbahçe söyle. için ne ise bu sezonda başlangıçında Jetson Fernandes Beşiktaş için odur. Peki. Peki. Kaça satarsan tamam, satma kardeşim. Kâr edemezsin uzun vadede. Çünkü bak şimdi Mensun açıda gidecek. Sudan ucuza almış olacak. Tamam, ne ben Ahmet Nur Çebi'yim dedim ki neyle alalım? Ben başkını zaten bu konularda ikna edemiyorum ki diyor ki bana modadaki evi satsan kaç para eder dedim. Neyle alalım neyle? Altyapının oyuncu maaşını... Sayısı, sayısı sattım senin istediğin. Benim değil ev zaten. Bak 5 milyon euroya sayısı sattım senin istediğin ayar aldım. Kaldı 2 milyon euro. Bu evet. 2 milyon euroya bana tut. hoca 4 tane daha oyuncu istiyor. Ne yap? tut. Nasıl yapacağım? Tut Nasıl tut. yapacağım ya? Hoca 2 milyona falan hoca... iyi olur. Tamam hoca 4 tane oyuncu istiyor. Nasıl alayım Aliciğim? Anlatayım. Buyurun buyurun Ali. buyur Ali anlat ben de dinliyorum. Ya seni böyle ikna ederim. Sen hep ikna oluyorsun Hakimziye falan da. Başkan ikna olmuyor kardeşim. Yani ben ikna ortamda. Ben Şu anda çok ikna olmaya olma, olmaya hazır bir Ali Ahmet Nurcabi gibi dinliyorum seni. Ben say ise 5'e değil böyle 7'ye sattım. 7'ye sattın tamam. E, çünkü ben böyle satarken tamam, biliyorsun. Tamam tamam Alicim 7 milyon liraya satamasak da ben 7 dedim ona. Tamam 7 milyon. Ben Ahmet Nurcabi'yim şu anda. 7 hı. milyon pound'a sattım. 7 milyon pound'a aldım ya. 7 yedi milyon, milyon pound. Hesaplayalım. 8 şuradan. milyon euro yapar. 8 milyon euro yapar. Nasıl yapar abi 7 milyon pound 8 milyon Tamam 8 milyon. Tam daha tam, yüksek tam, abi. Tamam 8 milyon euro yapar kardeşim. Abi bakalım şuradan yap, ne kalmış pound? Yap Ali'ciğim. Bana hesabını yap Ali. Şu anda 29,6. Tamam. O paralar ödenene kadar böyle 30'a yükselir. Yaz 30. oraya 30'dan. Tamam 3 kere 8. Yani 24. 25, 4. Tamam işte 10 mükağıt. 9 milyon euro yapar. Evet abi 9 milyon euro evet. Şimdi 9 milyon euro yaptı. Christopher Ayer'i kiraladım. Kaça kiralıyoruz? Satın alma opsiyonuyla. 2 Kaça milyon yeter alıyoruz? toplam. 2. Maaşı kiraladık. Yedi kaldı Ali'cim. Evet, evet. Yedi adıcım. kaldı. kaldı. Ali'cim sensin ben Ahmet tamam, Bey. Ahmet, Ahmet Bey. Sayın evet. Başkan. Peki. Evet. Hangi efendim nerede ihtiyacımız var? Hocam istiyor. Oraya bir tane istiyor. Tamam Hakim buraya Al yedek aldım. yedek istiyor. Hakim buraya aldım. Buraya Nasıl olsun Hakim Kaça aldın kaça? Kiraladım. Kaça kiraladın? Üç buçuk. Vermiyor kiraladın. Üç kaldı. Üç kaldı çok güzel. Stoperi aldım. Burayı aldım. Başka nereye ihtiyacımız var hocam? Hoca, bir yedi, adım. hoca oraya istiyor evet. He, evet, center bu oyunu Bu durumda o zaman böyle Fabio Moro niye alıyorum mecburen? Çünkü böyle bu kadar param var. Anlaştık. Anlaşmadık. Anlaştık. 3 tane oyuncu da kapattık. da istiyor evet. Dördüncü hoca bir tane de orta sahaya istiyor. Ahmet Durçe bir başkan alacak artık. Onu da sen al başkan da bana. Başkanım onu da siz alacaksınız. Koskoca Doğru. demir çelik kralısınız. Öyle. Oldu valla Ahmet Böyle. Öyle. Oldu. Eğer sayısı 7 milyon pound'a satıyorsan oldu hocam başkanım. Başkan bu iş oldu vallahi Ali dinleyim. Sayın Başkan'a böyle hatırlatmak istiyorum. Yöneticiliği döneminde sonunda, hangi oyuncu ısrar ettim, 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 ettim. Sonra o oyuncu Liverpool'a gol attı. Şampiyonluklarda rol oynadı. Fenerbahçe'de başarılı olamadı evet. Ama Beşiktaş'ta başarılı oldu. Üstelik 6 ay sakatlık içimizden hemen. Yer alalım mı Tolga'yı? Tolga'yı mı? Tolga'yı. Türk'ten. Hayır. Peki. Şenol Hoca bilir onu. Bak, Şenol ben hani Ahmet Nurşebi olarak sana soruyorum ya. Ben diyorum ki efendim onları Şenol Hoca bilir Sayın Başkan. Ozan tamam. Tufan diyorsa Ozan Tufan, Tolga Ali Aslan diyorsa Tolga Ali Hassan. Ozan Tufan mantıklı. Bak Şenol Hoca bilir. Mantıklı. O işin piri. Ozan Tufan mantıklı. Güzel. Yani ben başka bir şey eklemiyorum Sayın Başkanım. Yemeğin hesabı söyleyelim isterseniz. Siz öderseniz. Hesap canım bizden o kadar <laughs> da değil artık. Hesabı biz öderiz. <laughs> Ödüyor <gülüyor> canım öyle bir şey yok. Dedikodu gibi olmaz. O olur tamam ya bu olur. Bu hesap tamam, olur. Yani bence bu kadar Beşiktaş. Yani Fabio Borini, Hakim Ziyek, Ayar... Orta evet. sayede Ozan Tufan veya Hoca Kimi diyorsun, o Kim yeterli diyorsun. 4 evet. tane. Evet. Kaleci almıyor musun kaleci? Stoper falan. Kaleci, kaleci almıyor musun? Bence kaleci de lazım Beşiktaş'a. Ersin'i eğer iyi bir bonservis bedeliyle satarsan, Türk genç kalecilerden potansiyel yüksekeceğin bir tanesini al. Yani Benim ne... kaleci Mert mi diyorsun? Benim çıtam Doğan Alemdar. Hmm. Ya ben... Para olsa bana dese, ben direkt bir Doğan Alemdar'ı alırım, uzun yıllar hmm. tamam. oynatırım. Tamam, peki. Mert Günok'la beraber. Benim Mert Günok'u da başka... ben bu 40 kadar oynatırım. Yani son maçtaki hataları evet Beşiktaş ikinci olamadıysa, üçüncü olduysa enteresan ama Mert Günok'un hatalarından. Ama bence takımın kalanı da iyi değildi. Ben o 6 ayda senin yaptığın hataya düşmek istemiyorum. Mert Günok da... Yani şeyi almıyorsan... Ben yeni kaleci istiyorum abi. Bir şey söyleyeceğim. yan Somer'i almıyorsan bana Mert Günok kalsın. Doğru. Bir de abi o mesela senin şey çok iyiydi abi işte fabriği bulan... Sambade'dir kaleci departmanı. Sambade falan getir. İlerleyen yıllarda bir fabri daha bulsun sana. Ben o kafadayım. Sen Önder Hoca'ya teşekkür ediyorum. Sen şimdi kadroyu samba yap, yap Ali'ciğim. Mert Günok. Hocam. Mert Günok. Hocam Mert Günok, değil ha oğlum başkanım. Başkanım tamam. Mert Günok. Dur ama biz bu kırmızılar olalım bari. Tamam Mert falan. Günok. Mert Günok kalecimiz başkanım. Tamam. Sabek, Roziyev, Onur, Uğur, Bulut. Gayet iyi. Tarihimizin mavi en iyi. de koyar mısın? İkisi Onur birden ya? çok iyi. Daha Hı? iyi Sabekler oldu ama aynı anda hiç bu kadar iyi tamam. iki Sabek Onur, oldu. Ve Onur, maviyi de koy. Rozier Onur. Kapalı mı değil mi ona bakacağım. Bir kırmızı bir mavi koy. Rozier Rozie Onur mu? Evet. Tamam. Jetson. Yani savunmayı saymadım. Roziyev, Onur. Kolay. Ayer veya Koley, Igor. Ayer tamam. Sto yedekleri. Ben başkanım, yedekleri pardon kim? Pardon başkanım. Tayyip Tayyip Talha. Ruslar para veriyorsa hemen böyle Rafael Toloy alalım. Benim idealimde Rafael Toloy var burada. Tam Şenol Hocalık. Bek gibi oynayabilen stoper. Neyi Ruslar para veriyor? Sağ yaklısı en üst versiyonu. Toloy'u alamayız Milan'dan falan. Sen onu koy şeye. Milan'dan mı? Nereden alacağız Toloy'u? Yu? Alırız ya Rafael sonra, Toloy'u. Sen, sen onu koysana şeye. Kim koyuyorum? Kim Ayar. o kardeşim? Ayar mı o? Ayar ya da şey, Igor. Stop, i̇kinci stoperi şeye koy. Tayyip Talha'yı mavi koyar mısın? Tabii. Tayyip Talha. Öbürü kim? Koley. Emre Can. Emre Can. E niye aldık o zaman? Yani Yedekte olamayacaksa. Solbek. Solbek. Evet. Solbek oyuncusu şu anda sadece Masuaku. Buraya almamız gerekiyor. Yok paramız kiralarız evet. diyorsun. Rıdvan'ı Rangers'tan alalım ya. Gerek yok Rangers'ta ne yapacak oynayayım? Bak Ryan Kent'te Fenerbahçe'ye geldi. Vermiyorlar. 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 Peki. Orta sahaya Getson'u koydun. Evet. Jetson, Üçün. Fernandez. Üç tane koy. Amir Hacı Ahmetoviç. E para verildi alındı. Tamam. Uzu, U, Ozan diyelim. Hakimziye. Ha, orta sahaya. Evet. Tamam. Buraya Raşit Gezal. Tamam. Abu Bakar. Cenk Tosun. Yedeklerini de koy. Borini. Tamam. Buraya da borini. Tamam. Tamam mı? Buraya da Hakimzi'ye. Tamam. Tamam. Oldu mu hocam? Tayfur falan. Tayfur var. Onlar var. Şey Onların var. bonser... Bu arada Tayfur'un bonservisi Beşiktaş'ta değil. Opsiyonu var. İsterse alır, isterse almaz. Yani, tayfur var. İşte maksimum maksim, maksim olabilir. Olmaz. Salih, Salih olabilir. Yetersiz Salih olur. olabilir. Salih zaten var canım. Salih aman sonra bozulur. Tamam. Salih zaten var. Bir de böyle her mevkiye forvet hattı hariç, kaleyle forvet hariç işte mesela... Necip var. 4 stoper artı Necip. 6 orta saha artı Necip. Sağ beke koymuyorum çocuğa da evet. haksızlık Beşiktaş'a da hep söylüyorum. Türk ya 11'i Şenol Hoca yapacak güzel kardeşim ya. Ozanı ben koy, ne yapayım ozanı. Ya? Bana kalsa Boriniye, Fahri Türk Vatandaşı... Sen buraya Ozan'ı koy, yani? buraya Ziyech'i al. Evet. Tamam. Tamam. Olur. İyi de şimdi bir Raşit Gezal geçen sezon bütün maçlarda oynayamadı ya, benim derdim o. Raşit Gezal'ı... Ha... Redmond'u almayalım. İngiliz atıf sen adamı. Ben alırım net 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 Onu da alalım mı? Tamam onu da alalım. Tamam. Net Abiciğim, kötü kadro yapmadık. Bir sol bek bulduk mu tamamız ya. Tabii. Okey. Sol bek bulan zaten yaşıyor. Bence Hay böyle Kazımcan'daki gibi en şeyi o. Genç, solak, top kullanabilen hızlı bir oyuncu alıp yetiştirmek üzere verilir ya dükkanlara. Kazımcan öyle mesela sene Galatasaray iyi bir net bir sol bek alacakmış. E böylece Kazımcan da gelişecek onunla forma rekabetine girince. Cenk Tosun'un Mario Gomez ile forma rekabetine girmesi, Demba Baba ile girmesi gibi. Tayfun da olur söylemekte. Olur, olur, abi bana var. fark etmez. Şenol Hoca bilir onları. Ya bir kere teknik direktör sorunu çözdünüz başkanım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Daha önce getirip böyle Şenol Hoca zor durumdayken teknik direktörle yüzde yüz konsantre değilken üst üste alınabilecek kötü sonuçlar ve ondan sonra yapacağı ortalığı karıştıracak bu açıklamaların önüne geçtiniz. Hı hı. Ayrıca böyle Ceyhun kazancı ve hata yapmasından hemen teknik direktör konusunda onun dürüstlüğüne, çalışkanlığına, Paye biçtiniz. Bence şeyde iyi fikir. Yani ben de olsam aynısını yapardım. Yani Şenol Hoca'ya Ceyhun Kazancı eleştirtirdim. Ee, Ceyhun Kazancı'ya da göreve devam ettirdim. Söyledim Ceyhun Kazancı, Şenol Hoca'yla beraber çalışmayalım. Ben de öyle yapardım. Böyle yönet ya. Benim tarzım, ben yalan yok. Demin şeyleri de söyledim. Fener Başkanı olsam... Aziz Yıldırım'a basketbolu... Işte Mesut Çebi'ye handbolu... Beşiktaş'tan alacağım bir de. Ezeli rakipten alıyorum. Parkede ekol. Beşiktaş handbol yani. İşte basketbola... Azizli mi falan onun gibi. Basketbol şubesinde lütfen işte Umut Şenol, Emre Koca da verin onlara paylaştırın. İleride iki tane bile başkan olabilecek insan var. Parası olan, yönetim yöneticiliği öğrenmeye çalışan, öğrenen. Mesela ben Emre Koca da şeyde çok takdir ediyorum. Ali abi ona Ali Gültüken yaş kötü başlamıştı. Beyefendi de mesleği sütlaççı dedi. Hiç kompleks yapmadı. Hiç ona karşı Beşiktaş'ın efsanesidir dedi. Kendi görüşüdür. Yani İyi yönetici başkan olmak için böyle olmak gerekiyor, onu söylemek istiyorum. Yani. O öyle ya. Neyse. Başka yani bir şeye gerek var mı hocam? Bence kaleci var. Ertaç'ı yani. falan alabilirsek çok iyi olur. Güzel kardeşim. Bul fabriği, yeni bir fabriği alalım. Fabriği yani. Ziya Doğan'ın Beşiktaş'a 82'de şampiyonluk kur getiren golü atan, Ziya Doğan'ın dediği gibi ver parayı alalım Maradona'yı yani. Başkan açısından olay öyle. Teknoloji açısından. Ben yine şuradayım. Türk oyuncularda gerçekten böyle Şenol Hoca'yı dinleyin lütfen. Şenol Hoca de başka oluyorlar. Yani onun üzerinden 6'lık bir oyuncu, onun üzerinden 8'lik olabiliyor. Onun üzerinden 7'lik bir oyuncu, Doğru. onun üzerinden 9'luk olabiliyor. Cenk da olduğu gibi. O yüzden o kesin. hocam uzmanlık alanı o. O kesin. Yani ben hocadan öğrenebilirim sadece. Çünkü ben mesela oyuncuların bir kısmını hayatta almazdım oyunda falan. Niye? Çünkü huysuyu bilmiyorum. İnsana gerçek hayatta teknik direktör dokunuşu nasıldır bilmiyorum. Ben kendimden başka da kimsenin sorumluluğunu almak istemiyordum hayatta da... Bir böyle aşk hikayesi aldık herkesin. Okay. sorumluluğunu üzerimize aldık yani. Geçelim bakalım. Şenol Hoca'yı da çok seviyor taraftar. Yani Burak Yılmaz'da bile ikna etti sonunda başkanım ama başkanım. Yabancı oyuncu alınırken gerçekten Muyakic süper olabilir bak. Çok iyi oynayabilir. Böyle Tosic gibi yapabilir. Hala bir şey, şey olmuş. demiyorum ama ben diyorum ki ve Sayıs satılacaksa Sayıs'ın yerine hani olur mu? Olmaz. Sayıs'tan sonra ama Sayıs ligin en üst bir tanesi Olmaz. çok kaliteli bir oyuncu. Çok özel, farklı yetenekleri var yani. Olmaz hiç uzatma. Evet. Hadi aşkın Çok oldu. teşekkürler. Aşkın olayın bölümüne geçiyoruz. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.